kızım. Gel Ramzi abi. Gel de bitirelim artık. Bırak kızımı! Baba gelme! Geç bile kaldım kızım. Gel al kızımı. Dayı nerede? İçeride. Ölüsünü bekliyor Ruhi Bey. Bir yanda Ruhi Bey, bir yanda ölü. Ve görmemek ister gibi ölüyü oturmuş bir iskemleye. Bundan sonra sen mi yatıracaksın beni? Ben yatıracağım kızım. Her şey yolunda değil mi baba? Her şey yolunda kızım. Baban Ramiz Karaeski oldukça kimse dokunamaz sana. Hadi uyu. Dışarıda 10 adamımız var. Ben seçtim. Evlere de adam yerleştirdik. Annemler, Bade. Ne kadar vaktimiz var abi? Bu gece gelirler. Sincay, vursalar, öldürseler ayrılmayacaksın buradan. Hadi bakayım. Polisi mi arasak? Ben hızlarını kesmek için. Bu gece buraya polis uğramaz Sefa. İhtiyar heyeti onlar ne yapıyor? Birilerini göndermiyor mu? Onlar şu anda meydanı boşaltmakla meşguldür. Ne? Çünkü ateşkes bitti Tefan. Meydanı Kenan'la dayıya bırakıyorlar. İyi de niye bugün yani? İlk defa savunmasız yakaladık Kenan'ı. Neredeyse öldürüyorduk. Geç bunları Ezel. Eyşan. Aşık oldu oğlum Eşan'a. O yüzden vuracak bizi. Vursun da. Çünkü vurmazsa biz Eşan'ı vuracağız. Ali. Yemişim Ali'yi. Yetti be. Yetti bu karıyı korudu. Karı Kenan'ı kurtardı. Sen bıraktın gitti karıyı. Nasıl? Doğru mu abi? Kurtardı kurtardı. Ama Kenan'a ihanet etti Eşan. O amcanın öfkesi de bizden az değildir. Aşkı da o kadar abartmayın. Sen abartmadıkça ne problem var? Bir buradan çıkalım da Eyşan'ı indiriyoruz. Anladın mı Ezel? Önce sevindim. Sonra bir soru düştü aklıma. Benden bu kadar mı nefret ediyorsun Ezel'le birlik olup tuzak kurdun bana? Yapamadım ama. Ben de seviniyorum beni kurtardın diye. Bir dinle. Söküp atacağım ben seni içimden. Sen zaten nasıl girdin oraya?
Sen oyundun, kozdun. Ne zaman? Hiçbir zaman. He? Sen düşmanımsın benim. Hep düşmanımdın, hep. Kandırdın beni. Hem de nasıl? Bir görseydin kendini dışarıdan. Koca Kenan Birkan nasıl da kedi gibi sokulup duruyor. Kurtulacağım ben senden. Kardeşimi öldürdün benim. Seni de öldüreceğim. Öldür o zaman. Öldür de kurtulayım. Ne duruyorsun? Baharımı aldın benden. Ben niye bir şey yapamadım sana? Niye? Niye bir şey yapamadım sana? Ben yapacağım ama. Ben yapmam gerekeni yapacağım. Yoksa ortada Kenan ne? Birkan... Yoksa ne? Nefret etmeyeceğim biri mi olursun? Aşık olacağım biri mi olursun? Oldun zaten. Oldun zaten Kenan. Hala anlamadın mı? Gelme. Hiç istemiyorum sana aşık olmak. Ama oldum zaten. Ezel, asıl ona aşık değil misin sen? İstemiyor beni. Bakma bu kadar revaçta olduğuma. Herkes bana aşık ama kimse beni istemiyor. Ama sen hala mı seviyorsun değil mi? Kimi seçeceksin o zaman? Asıl soru değil ki. Asıl soru kim beni alacak? Kim beni kabul edecek? Bir an önce arayalım o zaman. Sonra da seç birimizi. Fazla vaktimiz kalmadı artık. Ne çabuk yerleştiniz. Taksi mi lazım? Çağırayım mı? Kardeşler geldiler. Yerleştiler. Hazırlar. Vakit kaybetmesinler. Nerede lan bu? Gelmeyecekler herhalde Ali abi. Sen de bir boktan anlamıyorsun be oğlum. Geldiler bile. Hadi yaz olsun. Hadi Temmuz gelsin. Ne yapıyorsun oğlum? Bekle. Orada bekle. Orada bekle dedim Ali abi. Planım var. Dinlemek ister misin? Evlen benimle. Güney'e bir yerlere gideriz. Param var. İkimize de yeter. Üçümüze de yeter. Küçük bir otel alırız. Yaparız. Sonrasına da bakarız. Yapar mısın? Ne evlenmesi? Daha dün yaptın yapacağını. Herkese her şeyi ihanet ediyorsun. Dediklerinin bir sonu yok.
Bir plan sunuyorum sana. Şimdi yapar mısın? Keşke o kadar kolay olsaydı. Açıklı olan da o zaten. O kadar kolay aslında. Alacaksın bizi. Atlayacağız uçağa. O kadar. Yapar mısın? Asla. Bana aşıksın sen. İkimizin arasında öyle bir şey var ki hiç bitmeyecek. Başkalarını da seveceğiz. Ama ikimiz gibi olmayacak. Doğru değil mi? Yıllar geçiyor. Ama elimiz birbirine değdiğinde her şey duruyor. Doğru mu? Bir kere olsun doğruyu söyle sen. Doğru. O zaman son kez soruyorum. Yapar mısın? Yaşayamadığımız hayatı yaşayacağız seninle. Atla arabaya. Yapar mısın? Ezel. Bu aşkımız var ya. Bir gün öldürecek bizi değil mi? Bir gün. Ama bugün değil. Vay. Vay. Yapma. Ali abi yapma. Nasıl yapma lan? Nasıl yapma? Bitti mi lan bari ha? Bitti mi sonunda? Ali abi. Biz ölene dek bitmeyecek. Nasıl bitmiyor lan? Karı Kenan bir kanın arabasıyla geldi. Daha ne? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey gördün. Ne oldu? Kenan Birkan'ın arabası. Azat! 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 Beni mi çağırıyorlar? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Tuncay. Azat! İyisin değil mi? Hı, iyisin. Hı? Ne zaman bitecek baba? Daha kaçımız ölecek? Bizim değil. Senin savaşın. Senin savaşın bitene kadar daha kimler ölecek? Annem öldü, daha kim ölecek? Ezel mi? Ali mi, ben mi? Hangimiz ölünce bitecek baba bu savaş? Bitirin artık. Benim Kadir'le çıkarın garajda. Saklı Ezel. Burada kaldıkça Azrail yanımızda duruyor. Bir planın var mı? Bu ateş en baştan beni yakacaktı. O ateşi üzerime çekmenin zamanıdır. Hadi gidelim. Korkak alıştırmayı. Bu sizin zamazingolara benzemez. Adam gibi gitmek istiyorsan basacaksın gaza. Hadi. He. Nasıl olacak şimdi bu iş? Kaçacak mıyız? Onlar bizim peşimizde ama biz kaçmıyoruz yani. Biz de Kenan'ın peşindeyiz.
Bir planım var. Tabii ki bir planım var. Kızı, Kenan'ın kızı. Gerçekten var mı odayı? Ona gidiyoruz yani. Hadi gazla. Ha? Acıyor mu? Acıyor tabii. Geliyor. İstemiyorum. Benim değil o. Bakamam ben ona. Hatırlayamam. Onun yüzünden zaten hapisim aylardır. Tıkıldım kaldım bu kasabada. Ama bitti işte, yeter. Yok öyle bir bebek. Hiç olmadı. Al götür. Ne yapıyorsan yap. Umurumda değil. Bu. Nefes almıyor. Hemşire! Ramiz! Hemşire! Ramiz! Aç ne olur. Ne olur aç gözünü. Ne olur. İnsanlara ver. İyi baksınlar, tamam mı?
Söz mü? Git. Git. İşte. Buldum galiba. Ama ona bakmıştık. Yaşamamış hani o bebek. Kenan Bey, hepsini incelettik. Bu kayıtlarda yok dediğiniz gibi bir çocuk. Şu orijinal dosyaları bir daha inceleyin lütfen. Peki. Ezel'i seçtin. Önemli değil. Niye? Daha önce de başıma gelmişti. Benim ilk defa geliyor. Yok. Sen hep Ezel'i seçtin zaten. Evet. İlk defa onu seçmiyorum. Beni mi seçtin? Sen beni kabul edersen. Eşan. Ben yıllar önce bir kadının önünde durdum. Beni sev dedim. Beni seçsin istedim. Ve 30 yıl bir kadının beni seçmesini bekledim. Sonunda sen. Kabul ediyorum. Aratıyorum. Ama o tarihlerde doğmuş benim çocuğum olabilecek biri yok. Ya ben bir şey atlıyorum. Ya da Ramiz yalan söylüyor. Niye İstanbul bunların hepsi? Ramiz'in memleketi neresi? Antep. Onlarda karısı çocukları vardı. Selma'yı oraya götürmemiştir. Götürmüş müdür? Siyah dosyalar anne babası kayıtlı olanlar. Mavi olanlar isim benzerliği olanlar. Kan grubu dahi olsa ayırdım onları. Ne olur ne olmaz. Ölen yok mu hiç? Doğumda ölen anne ya da çocuk. Ölü gösterdiler belki. Sarı dosyadakiler doğumda ölenler. Hiçbir ortak nokta yok. Ama hiçbir şey. Bu? Annesi doğumda ölmüş. Bebeğe de evlatlık vermişler. Şu anda İstanbul'da. Adresi bul hemen. Merak etmeyin. Doğruymuş. Buldum, bu işte. Benim kızım. Nasıl bu kadar emin oluyorsun? Çünkü adını ben koydum. Öyle kaydettirmişler hastanede. Değiştirmemişler. Benim bir kızım var. 1 Mayıs 1982'de Gaziantep'te doğmuş. Adı Damla. Benim bir kızım var. Benim bir kızım var. Bulmalıyım onu. Ey
Eyşan. Beni daha önce kandırdın. Umurumda değildi. Ama bu benim kızım. Bu defa yaparsan... Biliyorum. Güzel. Ona versene telefonu. Peki efendim. Alo. Her şey yolunda mı canım? Ezel. Ne yapıyorsun, iyi misin? Bir geldim buraya, burada adamlar var. Bırakmıyorlar beni dışarı. Bir süre öyle olacak. Korkma, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa onlar yapacaklar. Ne istersen. Yani tehlikede miyim şimdi? Oradan çıkmadığın sürece hayır. Sen? Sen mi tehlikedesin? Ne oluyor, ne yapıyorsun? Eyşan'la mısın hala? Gitmem gerek şimdi. Ya dur, tamam, gitme. Git diye söylemedim. Biz zaten bir şey söylemem lazım. Dün şey geldi buraya. Badem. Bu ara senden ne kadar uzak olursam o kadar iyi olacak. Tamam mı canım? Konuşmayalım. Tamam. Ama kendine dikkat. Alo? Nice günler geçirdik burada. Merhaba, merhaba. Her köşe başka olmuş. Bak, şuraya bak. Burada kaşıkçı Ares otururdu, anladın mı? Kaşık kaşık biber yerdi, kırmızı biber hem de. Nice günler deli işte. Sen baktıkça eskiyi görüyorsun dayı, ben yeniyim. Bak, dükkan girişlerinde kamera yerleştirmişler. Yanlış yere bakıyorsun yeğen. Yanlış yere falan bakmıyorum dayı. Tamam, 40 yıl önce burası senin evinmiş. Ama şimdi yarım saatte enseleneceğimiz yer. Yanlış yere bakıyorsun ya. Çocuk, sende Selma Hünel'in ilk plağı var mı bakayım? Var abi. Bak. Yaşanmamış hayatım. Ol abiciğim. Selma Hünel. Gel yeğen, gel. Gel. Kameraya gerek yok yeğen. Her devrin kendi ispiyoncusu vardır, anladın mı? Her devrin. Yuvalarına girdin mi bir taş atarsın. Hepsi ötmeye başlar. Abi ben Serdal. Yakalanmaya mı geldi dayı yani buraya? Yok be ya. Buraya niye geldik biliyor musun? Çünkü yeğen, herkesin sonunda dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanıdır. Vay dayım! Rahmet dayım! Aa, Marco, Marco, Marco merhaba. Kürkçünün önüne geldiler. Çocuğu saldım. Kapıda sizi bekliyor. Götürecek sizi onlara. Yok abi, ayıpsın. Ne gerekiyorsa. Eksik olma. Ha, iki tane temiz havlu hazırlasana sana zahmet. Sıcak suyla ıslatır hemen. Kürkçü ana. Evlat. Var mı bunlardan bir istediğin? Yani var mı özel bir bayan bu güzellikleri ona gideresin? Sağ olun. Kürklerle aram o kadar iyi değildi. Ah bele yeni nesil. Evlat. Erkeğin ilk işi budur. Kürkçülük mü? Evet. Kürkçülük. Kadınını avladığın hayvanların kürküyle sarıp sarmalayacaksın. Simsıcak tutacaksın onu. Medeniyet bu fedakarlığın üzerine kurulmuştur. Bazılarımız ona vahşet diyorlar. Vahşet aşkın ilk cümlesidir yeğen. Bak evlat, her kadın güzel bir kürkün içinde kendini güvende hisseder. Her erkek ona o kürkü verdiği an kendini avcı sanır. Sizin meseleye bakışınız farklı abiler. Dayı, kıza kürk almaya mı geldik? Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Ne kürkler gitti bu dükkanda. He dayı, kimlere kimlere? Vay 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 vay.
Geri çeviren oldu mu dayı? Oldu. Bir tane. Göster Marco. Saklamıştım Hasan. Verme. Aramıza kimse gelip girmesin. Yemedim bir şey. Ayırmasın Mevlam. Yok yerim. Aramıza kimse. Bir yerlere gidelim mi birkaç gün? İster misin? Kulübe buluruz. Olur. Böyle bahçesi olan. Orada kahvaltı ederiz. Tamam. Ateş yakarız gece. Başında duracağız. Üşürüm ben. Sarılırım o zaman. Söz mü? Söz. Söz Selma. Sımsıkı sarılacağım. Hiç ayrılmayacağız. Herkesi unutacağız. Nasıl unutacağız? Mecburuz. Yaptığımız her şeyi unutacağız. Kenan'ın öldürdüğün abisin. Onu da. Terk ettiğin bebeği. Onu da. Kenan. Kenan'ın. Herkesi. Herkesi öldürdük. Çok mutlu olacağız artık. Bir tek ikimiz. Sonunda. Seveceğiz birbirimizi. Hep. Hep Selma. Sonra beraber oldunuz ama yine. Olmadık. Azat? Azat. Görüştük, seviştik. Ama öyle bir enkazdı ki bizimki. Arkamızda bırakamadık.
altında kaldık. Ama buldunuz yine birbirinizi. Ezel, bazı aşklar iki değil, üç kişiliktir. Bilmez miyim? Ben o adamın abisini öldürdüm. Kızını aldım, geri vermedim. Kenan gidince Selma ile yine beraber olduk. Ama birbirimizi bir daha bulamadık. Aç bakalım Marco. Buraya geldi Gezel çünkü delikanlının cebindeki parası neyse odur. Bizim cebimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Marco. Çıkar bakalım banka cüzdanını Marco. Dükkanlardan paralar buraya gelir. Buradan başka dostlara dağıtılır. Benim bankam o dostlardır. Arada gelir hesabı öğrenirim. Bana niye söylüyorsun dayı? Oku. Gelibolu'dan İskender. Hala'dan Mustafa. İçinden oku. Okudun mu ya? Hesabımız deftere yazılmaz ye. Şimdi sen okudun. Çünkü benim hafızam eskisi gibi değil. Aklında tut. Borcu olanın ismini söylediğinde o sana borcunu ödeyecek. Marco benim bankamdır ye. Kasanın anahtarı benim iki dudağımın arasındadır. Kasanın anahtarı bundan böyle Ezel'in iki dudağı arasındadır, tamam mı? Tamam Hasan. Hadi eyvallah Marco. Senin kuşlar ötmüş dayı. Hadi şöyle oturalım, bakalım kim alacak bizim kellemizi. Burada bekliyorum ben. Korkuyor musun? Yok. Ya babası olduğumu anlarsa? Nesi? İyi günler. Buyurun. Damla Aksoy'un evi mi? Damla yok. Damla bir uçar, bir hafta yok. Yarın inecek uçağa. Ama annesi gelir birazdan. İş çıkışı tam. Geçin şöyle. Çay içerseniz. Ben bir su alayım. Buyurun. Teşekkür ederim.
Damla'nın şeyi o, kanseri. Okuldayken şarkı söylerdi. Sesi Allah nazarlardan korusun, billur billur. Peki bu? O, babasıyla işte, Kadir Bey. Ha. Düşkün mü babasına? Oo. Nerede benim babam Damla? Efendim? Annesi öyle der. Daha şu kadarcıkken gece uyanır annesini aramaz. Hemen nerede benim babam? Öyle mi? Babası da düşkün mü ona? Tabii canım. Baba kız aha böyle yapışık ikiz gibiler. Nesrin Hanım duymasın ama çok kıskanır. Aa, siz onları tanımıyor musunuz mu ki? Hayır. Ben Damla'nın iş yerinden geliyorum. Ha, hayır olsun. Bir sorun yok değil mi işinde? Bir terslik. Yok, her şey yolunda. Niye öyle dediniz? Bir terslik mi var? Ne bileyim beyim. Başkaları da sordu bugün. Kim sordu? Ne bileyim, bir adam aradı. Patronudur herhalde dedi. Şehirde mi dedi, iş için dedi. Ben de yarın gelecek dedim. Okuyana kadar onlar bizim canımızı okuyacak dayı. O kısa boylu olanı var ya, büyük silah taşıyor, otomatik. Ama keskin nişancı o değil. Uzun olan. Silah askısı var, tek tabanca. Kısa ortalığı dağıtıyor, uzun işi bitiriyor. Devam yeğen. Bunlar arızalı adamlar dayı. Konuşamazsın bunlarla. Baksana. Birbirleriyle bile konuşmadan anlaşıyorlar. Zaafları nedir bunlar? Bunlar birbirlerini tamamlıyor. Eğer ikisini ayırırsak zorlanır bunlar. Ayır onları o zaman yani. Yanlış yere bakıyorsun yani. Dayı. Ama unutma, mekanı biz seçtik. Çırağı. Onları ayırmak lazım. Araba değiştirelim. Şimdi bütün dünya peşimize takılacak. Bir şeyler yapıyorsun, ben de peşinden geliyorum. Ama ne yaptığını biliyor musun dayı? Nerede bu Kenan'ın kızı? Önce peşimizdekileri bir sallayalım ya. Ha, bütün şehri diyorsun yani. Onların bütün şehrinin içinde bizim de birkaç haneden ibaret olsa da bir şehrimiz var. Dayı, biz Kenan'ı öldürmeye gitmiyor muyuz? Niye oyalanıyoruz hala? Kendim için değil ya. Hadi, hadi gazlayalım. Bu kadar mı gidiyor bu araba? Ramiz mi aramıştır diyorsun Damla'nın evini? Ama yarın geliyormuş, bir şey yapamaz ki şimdi. Ben yarına kadar o kapıda bekleyeceğim. Birilerini aramayalım mı? Adam falan gönderelim. Kimseye söyleyemem bir kızım olduğunu. Riske atamam. Cengiz. Saçma mı oldu Cengiz? Cengiz kayıp vaka Eşan. Özellikle seninle benim aramdaki durumdan sonra iyice koptu. Kendine çalışıyordur şimdi.
Sen sıkı tut. Buyurun. Afiyet olsun, kendi tarifim. İçmeyeceksiniz. Ayıp ama hazırladım o kadar yani. O zaman yardım edin bari, böyle geçmiyor vakit. Ezel yardım etsinler dedi. Şurada çöpler var, kokmuşlar. Çıkartalım mı onları? Sen kapıyı kontrol et. Fahri. Ben de size yardım edeyim. Şöyle gidiyoruz. İleride solda duvarın yanına bırakıyoruz. Görürsünüz zaten orada hemen çöpler var. Aç kapıyı! Aç kapıyı! Bir tane. Aç kapıyı! Aç kapıyı! Kendi kapıyı. Ne var? Ne istiyorsun benden? Bak burada olduğumu biliyor bir arkadaşım. Dönmezsem Ezel'e de polise de haber verecek, tamam mı? Bayağı tedirgin etmişim seni. Affedersin. Tedirgin falan değilim, tamam mı? Ne istiyorsun benden? Gelmezsen Ezel'i kaybedersin dedi. Ne yapacaksın ona? Yo, bir şey yapmayacağım. Yani fena olmazdı aslında başına bir şey gelse ama. Delisin sen ya, ben gidiyorum. Yanlış anladın. Bir şey olsun istemiyorum Ezel'e. Yani olsa da olur ama benim derdim Ezel değil. Benden ne istiyorsun o zaman? Bırak kolumu, bağırırım. Dur sakin. Bu iş bitsin istiyorum artık. Ramiz'le Kenan ya. İki koca dev kapışıyor, arada biz kaynıyoruz. Bak ben vazgeçtim güçten paradan. Ne Kenan ne Ramiz. Sadece bu iş bitsin istiyorum. Bu işin bitmesi için neler yaptın bugüne kadar bir bilsen. Bana ne ya? Bana ne? Benden ne istiyorsun? Bu işin bitmesine yardım et. Ali ile Ezel'in yardımına ihtiyacım var ama konuşmazlar benimle. Yani Ezel konuşmaz. Eyşan var arada. İkimiz de Eyşan'ı istiyoruz. Eyşan istemiyor. Herkes Eyşan'ı ister. Ama itiraf etmez. Ben ediyorum. Bak. Ben sadece bu iş bitsin, Eyşan'ı alayım, çok uzaklara gideyim istiyorum. Ne Ezel, ne Kenan. Allah hepsinin... Yardım et Bade. Eyşan'ı alıp gitmeme yardım et. Azat, bir şey oldu, konuşmamız lazım. Nasıl gelebilirim oraya? Ne oldu? Ya şu Cengiz var ya, geçen gün Vurkaç'a geldi. Bir tehdit oldu falan. Ezel'e bir şey yapacak zannettim, buluştum. Yardım istiyormuş. Ben bu işlere karışmak istemiyorum. Ne yapacağım? Yapma sen bir şey. Uzak dur Cengiz'den. Ama bir dur bakalım. Ya belki bir şey çıkar oradan. Bir el atalım biz de. Sabah şeye gel. Burada pazar kuruluyor. Oraya gel. Ben oraya kaçacağım sabah. Arkadan kaçarım, hem Ali de olmaz. Oraya gel, tamam mı? Tamam. Kapatıyoruz. Ha? 5 numaradaki kokonay çıkart, kapatıyoruz. Oğlum ne bakıyorsun? Kapatıyoruz ya. Ha. Vay dayın! Hoş geldiniz. Ne haber Hamit abi?
Dışarı yaramış bir genişlemişsin. Çıkartamadım. Kimsin? Ha ben Ömer'in arkadaşıyım. Mektuplarında çok bahsederdi senden. Buyurun. Gelin gelin. Buyurun. Ya Ömer'imiz iyi çocuktu. İyi çocuktu da ölülerini pek yaşatmıyorlar. Buralarda biraz kanı bozuk olacaksın. Benim gibi. Ki belki sürünebilirsin. Öyle değil mi dayı? Hamit. Bu gece arıza biziz. Bize iki yatak var mı? Estağfurullah be dayı. Hepsi senin. Buyur dayı. Tamam. Nasıl dayı? Çok değişmiş miyim? İyi miyim hala ha? Bu Hamit var ya, içeride hiç yenilmedi ha. Öyledir biraz söyleme sahip. Ömer şey diyordu, ona yumruk atmayı sen öğretmişsin içeride. Gösterdik bir şeyler. Da ya o çocuktan boksör olmazdı. Gücü kuvveti yerindeydi de. Koftu biraz, kof. Ha? Yufka yürekliydi dayı, yufka. Hesapta iyiydi de düşmana ceza vermesi gerekince veremezdi. Yani bugün yaşasaydı gene veremezdi. Ha? Ama Hamit öyle mi ya? Hamit, Hamit'e vurana Hamit daha sıkı geçirirdi değil mi? Öyledir, gene öyle be dayı. Hamit sahaya çıktı mı dost düşman tanımazdı anladın mı? Öyle değil mi? Yok dayı, menzildeyse düşmanımdır. Hamit hiç yenilmedi Ezel. Neden biliyor musun? Düşmanı arkasına dönünce arkadan vurmakta hiç çekinmedi. Değil mi Hamit? Olmuştur dayı, yani kavgada olur. Oldu, oldu. Hamit öyle iyi oldu ki baktı ki düşmana arkadan vurmak, önden vurmaktan daha kolay. Dayı, hepten öldürdün sen bizi burada ya. Daha değil. Ezel, Hamit bu işte öyle iyi oldu ki bakarsın beni bile arkadan vurmak ister yani. Neler söylüyorsun dayı? Diyorum ki şu kapıya iki el sıksam acaba o kapı acıdan ah der mi ya? Dayı. Öleceksin dayı. Benim elimden değil, gelenlerin elinden öleceksin. Birimizden değil, hepimizden öleceksin. Birimizden kurtulsan, hepimizden öleceksin. Niye buradayız hala anlamadın Hamit? Ben kaçacağım, hainler kafalarını kaldıracak. Ezel arkadan gelip o kafaları koparacak. Dayı. Adını söyle onun. Cezanı verecek olan adamın adını söyle. Ezel de. Dayı yapma. Kaç defa söyleyeceğim Ezel? Kendim için yapmıyorum. Adını söyle. Ezel de. Ezel. Ezel de bir daha. Ezel. Ezel de. Neler yapıyorsun dayı? Yine neler yapıyorsun? Bizim alemde ölülerin nefesi kuvvetlidir ya. Hainin birisi ölürken senin ismini sayıklarsa ötekiler fena halde korkarlar bu isimden. Ha? Buradan nasıl çıkacağım peki? Onu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Soluksuz, sessiz, gölgesiz, devinimsiz,
bir Ramiz dayı olarak Ramiz dayısız kentin içine kadar sokuldum. Ağzımın içi zehir gibiydi. Tuttum bir sigara yaktım. Kravatımı düzelttim. Ayakkabılarımı sildim. Ve sordum. Ben Ramiz dayı nasılım? Sahi sen nasılsın Ramiz dayı? İyiyim. İyiyim. Ay merhaba arkadaş. Ooo. Nasılsın canım kardeşim? Eyvallah. Sağ olasın. Sağ ol, sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Yolu niye uzatıyorsun böyle dayı? Hoş bulduk. Niye hemen gitmiyoruz şu kıza? Hoş bulduk. Yapacak işlerimiz var daha ondan yani. Daha ne var dayı? Ne var daha? Seni birisiyle tanıştıracağım ya. Yeah. Sen ciddi misin? Ha, ciddiyim. Dayı peşimizde onlarca adam var. Bütün katilleri yolladılar arkamızdan. Nasıl koruyacağım ben seni? Muhitimize geldik ya. Muhitimize geldik. Ha, bilerek getirdin herkesi buraya. Hepsini bir çırpıda atlatmak için. Rabia. Rabia. Bu benim en iyi dostum Rabia, Ezel. Hoş geldiniz. Bu da Rabia. Karım. Bırak onları oraya Rabia, bırak. Rabia, şurada bizim eski albümler vardı. Çocukların fotoğraflarını göstereceğim Ezel'e. Sen de kalsın yeğen. Onlar ne biliyor musun? Şimdi de bunların hepsini teker teker ziyaret edeceğiz değil mi dayı? O en büyük var ya, o Dudullu'daki deponun anahtarı. Böyle büyük şeyler ortadan kaybolsun istediğim zaman oraya koyarım. O yanındaki benim Sarıyer'deki evin kafayı dinlemek için. O iki tane araba dükkanı, kapalı ama. Arada giderim ben. En sondaki memleket. Antep'teki evin anahtarları onlar. Onlar ne biliyor musun? Senin güvende kalmak için gittiğin yerler değil mi? Hı. Gidecek yerin kalmadığında gittiğin yerler. Ha. Senden başka kimsenin bilmediği yerler. Ben niye şimdi biliyorum o zaman değil? Hah gel, gel abi ya, gel. Gel bak ya. Bu Ali Temel. Ailecek Kaynarca'ya gitmişiz. Gel yanıma. Gel Rabia. Gel. Gel buraya otur. Gel. Gel. Neresi burası? Memleket. Selim eşeğe binmiş bak. Eşek ısırdıydı onu orada. Öyle. Bu... Bu kim dayı? O bizim hemşeri.
Yani her gün çorba yapardı, delirtirdi beni yani. Tabancayla kovaladı onu Ramiz Bey. Bak burada bütün çocuklar var. Ya. Oğlum. Doğduğunda kendi silahımı yastığının altına koydum. Benden iyi o. Benden sonra o. Olmadı. Bak bak şimdi. Burada ailecek sinemaya gitmişiz değil mi bak. Uğur sırtımda, Selim. Sen yoksun Rabia. Nasıl? Yani ikimizin beraber böyle bir resmi yok. Resimleri hep ben çekiyordum da ondandır Ramiz Bey. Ezel. Şu ikinci çekmece de şurada. Bir eski polaroid olacak. Onu al. Çek bir resmimizi. Gerek. Dayı geliyorlar dayı. Çekiyorum. Tamam Ramiz Bey. Tamam. Dert etme kendine. Bir resmimiz yok beraber Rabia. Bir sen kaldın tek başına bu evde. Olsun Ramiz Bey. İşiniz var dedim, bekledim. Aşkınız var dedim, bekledim. Ben beklerim. Ben hep gidiyorum, sen hep kalıyorsun. Ama... Bir resmim bile yok benimle, Rabia. Olsun Ramiz Bey. Ben beklerim dedim. İş biter, eninde sonunda gelir dedim. Bu evde tek başına bıraktım seni, Rabia. Ama sonunda geldin Ramiz Bey. İş bitti, aşk bitti. Ben haklı çıktım. Sonunda geldin değil mi Ramiz? Artık gitmeliyiz dayı. Ha, güzel değil mi? Kaldı ya. Korkutma şimdi beni. Ne demek istiyorsun? Ölülerimi gömmem gereken. Ölülerimi gömmem gerek. Son bir ölüm kaldı. Onu da gömmem gerek Ezel. Kenan. Şimdi indi uçağa. Pilotlar hep buraya geliyormuş. Servisler bile buradan kalkıyormuş. Evde olacağım ben. Gerilme tamam mı? İyi olacak.
Affedersiniz. Adınız Damla olabilir mi? Bir ihtimal. Havayolları müfettişi Kenan Uğurlu. Dosyanıza yeni baktım, oradan biliyorum. Aha, pardon. Memnun oldum. Ben bilmiyordum müfettiş geldiğini. Çalışanlara haber vermiyoruz genellikle. Ama tebrik ederim. Şirketin en iyi hosteslerinden birisiniz. Teşekkür ederim. Bir iki form var doldurmamız gereken. Oturmamızda bir sakınca var mı? Siz oturun, ben geliyorum. Bu da tamam. Başka bir şey var mı? Çocukluktan kalma. Çay kahveye 5 şeker. Sicilime işlemezsiniz inşallah. İyi anne baba bir şey dememiş. Şanslı çocukmuşsun. Açgözlü bir çocukmuşum. Ben biraz geç olmuşum da. Çok düşmüşler üstüme. Ne istediysen 5 katı. Pardon, 5 peçete lütfen. şey diyecektim, çalışma saatleri. Değil mi? Biraz yoğun. Yani iş performansını da etkiliyordur. Özel hayata da zaman kalmıyordur. 29 yaşındayım, hala ailemle yaşıyorum. Teşekkürler. Yani şaka bir yana, aslında ben öyle istiyorum. Öyle mi? Şanslı aile. Bu zamanda yok öylesi. Çok içli söylediniz. Benim de bir kızım vardı ondan. O? Uçtu mu yuvadan? Çok erken uçtu. Maceracı. Ne yapıyor, okuyor mu? Çalışıyor. Senin gibi. Çok seyahat ediyordu. Resmi falan var mı? Yanımda yok. O da uzun saçlı, kumral. Harika bir gülüşü var. Annesine çekmiş. Her şey iyi olacak hissi uyandırıyor insanda. Kızına aşık baba. Onlardan da çok kalmadı artık. Benimki karşılıksız aşk maalesef. Uzun yıllar oldu onu görmeyeli. Tamam. Kim koymuş adını? Babam tabii ki. Bırakırım başkasına. Ben de buradan çıkıp kızıma gideceğim aslında. Öyle mi? Doğru dürüst tanımıyorum bile onu. O kadar çok yıl kaybettim ki onsuz. Onu gidince anlatacağım hepsine. Kabul eder mi sence beni? Tabii ki eder. Babasınız siz. Bir kızla babasının arasındaki bağ öyle çabuk kaybolabilecek bir şey değil bence. Değil, değil mi? Hayatta en çok sizi seviyor Kenan Bey. Şimdi bilmese bile emin olun öyle. İyi insan lafını, pardon, lafınızı unutmayın. Babacığım, bakıyorum dayanamadın. İyiyim. Niye? Ya aman baba. Hayır. Ya arkadaşız. Yani çok iyi bir çocuk. Genel. Yani tamam, genelden biraz daha şey... Özel. Hem ben ona da dedim. Hem ben senin yanına getireceğim onu. Ona da söyledim. Babam her şeyden önce gelir dedim. Cidden dedim ya. Biz babamla pazar günlerini birlikte geçiririz dedim. Pazar günlerini karışamazsın dedim. Sonra haftada bir kere oyuna gideriz dedim.
Ha bir de şey dedim. Hani olmaz ya, bir ağlama krizi falan olursa sakın teskin etmeye kalkma. Dilek babamı ara dedim. Ne yapıyormuş baban öyle benim yapamadığım dedi. Ben de onun bir şey yapmasına gerek yok ki. Geliyor her zaman. Ya işte babam benim o dedim. Korkuttum yani çocuğu. ne yapalım, standartlarımız çok yüksek. Ha baba, bugün buraya bir tane müfettiş geldi. Ha oraya da mı geldi? Ne dedi biliyor musun? Ben bizim dönemdekilerin en iyisiymişim. Cidden dedi ya. Galiba terfi ettirecekler. Evet. Tamam, ben bekletmeyeyim. Öpüyorum babacığım. Ben de seni. Söylemedim ona. Kızım olduğunu bilmiyor. Kimse ona bir şey yapmasın. Başkasının kızı o. Biz birbirimize ne yaptık Ramiz abi? Biz birbirimizin hayatını çaldık Kenan. Sen bana ne yaptın Ramiz abi? Ben sana ne yaptım? Bitti artık Kenan. Bitti. Yolun sonuna geldik artık. Ben senin çocuklarını... Senin çocuklarını... Ben ne yaptım Ramiz abi? Ben başlattım. İlk bıçağı... Ben sapladım. Sen benim kızımı aldın abi. Benim bir kızım olacaktı. Senin çocuklarının yanında olacaktı. Biz ne yaptık birbirimize Ramiz abi? Bitti artık. Bitti. Yolun sonuna geldik. Affet beni Ramiz abi. Sen benim kızımı aldın. Affet beni. Söyle kızını seveyim söyle. Affettim de. Affettim mi? İyi. Çünkü ben de senin kızını aldım. Ezel, Azat yok. Çantasını da almış gitmiş. Yok, yok. Burada mı? Aradı mı? Geldi mi? Azat! Kızımı ne yaptım dedin sen? Alıcıyı ceketine yapıştırdım kolundan tutarken. Duyuluyor mu? Sabah şeye geldi. Burada pazar kuruluyor, oraya gel. Ben oraya kaçacağım sabah. Arkadan kaçırırım hem ayıda olmaz. Oraya gel tamam mı? Alo Kenan. Operasyon tamam. Bade ile konuştum.
Tabii ki en yakın arkadaşını aradı kızcağız. Yarın alıyoruz Azad'ı. Rica ederim. Zaten yapacağını yapmıştı. Niye kızımı bana bırakmadın Ramiz abi? Hepinizi unuturdum. Kızımın babası ben olurdum. Başka bir adam olurdum. Niye bırakmadın Ramiz abi? Azat! Yapma! Bırak Azat'ı! Göze alamazsın. Azat! Bu baba benim suçum. Bir şey yapmak istemiştim. Merak etme kızım. Sarnıca gidiyoruz. Yarım saat vaktin var. Senin bana verdiğin gibi ben de sana bir seçenek vereceğim tabii. İster kızını seç, ister kendini. Bence benim yaptığım gibi yap. Bir kızın olduğunu unut. Yaşamaya devam et. Ya da sen gel. Kızın yaşasın. Baba gelme! Baba sakın gelme! Geleceğim! Geleceğim kızım, geleceğim! Vaktinden önce anlamanın şaşkınlığı mı? Vaktinde anlamanın sevinci mi? Ya da biraz geç kalmanın o gereksiz tedirginliği mi? Hangisi? Ama belli ki artık sonundayız her şeyin. İtiraz istemem. Bütün gün peşinde koşturdum durdum değil. Sen burada kalıyorsun, ben gidiyorum, anladın mı? Adam benim canımı istiyor Ezel. Benimkiyle yetinecek o zaman. Anlamam. Ben gideceğim, kızımı o herifin elinden alacağım. Eğer sen karşıma çıkarsan seni de vururum, anladın mı? Öldürecekler seni! Bekle! Bekle! Ne? İki kişi. Sen ne ben? Bir şansımız olur mu? Olmaz. Bir daha düşün dayı. İki kişi. İkisi de Ramiz. Biri şimdiki, biri genç. Genç olan artık doğru yerlere bakmayı biliyor dayı. Karşısındakini şeytan gibi okuyor. Doğru zamanda silah çekiyor. Gerekirse merhamet gösteriyor, gerekirse ceza veriyor. Aşkıyla intikamını, dostuyla düşmanını artık birbirinden ayırıyor dayı. Biraz uzun sürmüş, zor olmuş. Ama genç olan ustasından sonra da her şeyi öğrenmiş. Güzel. Bugün için yetiştirmedin mi beni? Kim olduğumu anlayayım diye yetiştirmedin mi dayı? Öyle yaptım ya, öyle yaptım. Oğlun doğduğunda yastığının altına silahını koymuş. O silahı ben istiyorum şimdi. Bu yelek de senin. O bana göre değil. Burası için dayı. Yaşayamadığımız hayatlar var ya. Oradan çıkınca hepsini beraber yaşayacağız. O kadar bekledim ki geliyorum. Ölümümü bekledim. Geliyorum. Bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini bekledim, geliyorum. Kızım. Gel Ramiz abi. Gel de bitirelim artık. Bırak kızımı! Baba gelme! Geç bile kaldım kızım. Gel al kızımı.
Ramiz dayı. Mutlu olan Ramiz Karaeski. Ölümü gömdüm geliyorum. Bir sonbahar günüydü. Geliyorum. Güneşler buz gibiydi. Geliyorum. Ve bütün kötülükler ölümün armaları gibiydi. Size anlatırım. Geliyorum. Hepsini, hepsini gömdüm. Geliyorum. Ve bildiğiniz Ramiz dayıyı ya da pek bilmediğiniz gömdüm ben. Geliyorum. Bizim değil, senin savaşın. Senin savaşın bitene kadar daha kimler ölecek? Annem öldü, daha kim ölecek? Ezel mi? Ali mi, ben mi? Hangimiz ölünce bitecek baba bu savaş? İnsene. Ateş edeceğim. Niye inmiyorsun? Baba. Niye ölmüyorsun? Temiz çekil. İyisin değil mi dayı? Ha? Baba kolun nasıl? İyi ki yeniye giymişsiniz. Olacak o kadar. Hemen hastaneye gidiyoruz, hemen. Yaptık dayı, yaptık. Azad'ı çıkardık oradan. Yaptık dayı. Milletin gözünü gördün mü? Baba efsane oldun, efsane, gördün mü Ezel? Çelik yeleklerden de yardım aldık tabii biraz. Gördün mü ya yaptığını, neler yaptığını gördün mü? Ramiz Karaeski o. Dayım benim. Dur biraz şurada, dur. He? Dur Ezel, dur. Bak ne güzel görülüyor İstanbul buradan, değil mi? Sonra dayı, başlamayalım yine. İki dakika dur Ezel. 50 kişiyle savaştık. Binlerce kurşun sekti üzerimizden. Bütün bir şehri karşımıza aldık. Gene de canlı çıktık. Bakalım. Barıştık mı İstanbul'la? Kaygısız, tasasız, sırtımızı duvara vermeden tadını çıkaralım yaptıklarımızın. Hak ettin bunu değil mi? Hak ettin dayı. Azat. Azat.
Al şunu kızım. Bu senin. Sen yine de bir ambulans çağır. İki dakika. Sürmez bile. Yani ben gözlüklerimi getirmemişim. Şu şiirin sonunu okur musun bana? Senin gibisi yok vallahi dayı. Sabahtan beri bırakmadım bu kitabı. Yelek. Giymedin değil mi? Bana göre değil yani. Biliyordun. Başından beri biliyordun beni. Neyi biliyordum yani? Vaktinin geldiğini. Ne? Yürüdük onca yılı o zaman. Ha, ne yaptık beraber? Kürk. Senin bankaya gittik. Sen hesapları gösterdin bana orada. Kasanın anahtarı bundan böyle Ezel'in iki dudağı arasındadır, tamam mı? Hesapları bana geçirdin. Onun için gittik oraya. Ne kazandıysan bana verdin. O kadar. Otelde, Hamit'le. Benim adımı söylettin ona. Ezel. Benim için yaptın. Benim namım olsun diye. Bundan böyle benim ismimden korksunlar diye. Bitti mi? Senin evine gittik. Bana bunu verdin. Ne onlar? Güvenli yerler. Zorda kalırsan. Öyle. Karımı da gördüm. Gördüm dayı. Ona da kendi annem gibi bakacağım, söz. Biliyorum yani. Bu kadar mı? Bana en son bunu verdin. Senin silahın. Benim için yaptık biz bu yolculuğu. Senin bana vasiyetin de bu yolculuğu. Ben seni ilk gördüğümde Ömer, seni yanıma alırken benim için öl diye almadım yani. Niye aldın dayı? Ben giderken bana eşlik et diye aldım onu. Bekliyorlar Ömer. Beni bekliyorlar. Kim onlar Ömer? Kim beni bekleyenler? Ailen dayı. Ailen onlar. Selma. Selma orada mı? Oradadır dayı. Seni bekliyordur şimdi. Oğullarım bekliyorlar mıdır beni? Hepsi. Hepsi seni bekliyorlar dayı. Kızıyorlar mıdır bana? Onlar... Benim ölülerim mi oğlum? Değiller de. Kim onlar yani? Onca
öldürdüklerim var. Onca üzdüklerim var ha. Onlar mı? Onlar mı bekliyorlar yoksa beni yer? Onlar senin düşmanların değil dayı. Onlar senin sevdiklerin. Bak Selma. Bak çocukların. Bak arkadaşların, dostların. Onlara bırakıyorum seni dayı, tamam mı? Selma. Selma'ya bırakıyorum seni dayı, tamam mı? Evlatlarım. Çok özledim sizi. Sevdiklerine bırakıyorum dayı seni. Dayı. Dayım. Hoşça kal. Adi şehir. Kim kazanmış ki? Ben kazanacaktım seni. Bu şehri. Gömdüm hepsini, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür. Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.